Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve paranın legal olduğu her yerden hafta sonu olsa da arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün pazar günü ve pazar günü saat 11.30'da kamuya aydınlatma platformuna bildirilen önemli bir haber ile karşınızdayız. Evet, Galatasaray Sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi profesyonel futbolcusu Sasha Boy'un satışı hakkında Borsa İstanbul'a bilgilendirmede bulundu. Arkadaşlar, profesyonel futbolcumuz Sasha Boy'un kesin transferi konusunda Bayern Münih AG ile anlaşmaya varılmıştır deniliyor. Gördüğünüz gibi güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Bugün yapıldı bu açıklama. Yapılan anlaşmaya göre gelirimiz net 30 milyon avro olup ayrıca Bayern München AG şirketimize net 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir diyor. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup Bayern München AG müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın %50'sini şirketimize ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur deniliyor. Evet, Türk futbol tarihinin önemli bir ihracatlarından birisi bu. 30 milyon avro yani Galatasaray için bir gelecek vadeden borçlanma noktasında borçlarını azaltabileceği ve transferler de yapabileceği bir büyük para. İşte bu Şampiyonlar Ligi'nin gücü sevgili arkadaşlar. Ayrıca yani 30 milyon avro 1 milyar lira diyebiliriz ama 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus bunların da gerçekleşme ihtimalinin yüksek ihtimaller olduğu söyleniyor. Ve %50'si iki tane hazırlık maçı yapılsa en az yani özellikle Bayern'de yapılacak olan maçlar Türk izleyicilerin, seyircilerin ilgisinin çok olacağı düşünülürse 7-8 milyon belki 5-6 milyon bir gelir de oradan gelebilir. Yani Galatasaray sadece bu transferden 40 milyon avro net gelir elde edebilir. Bu hisseye nasıl yansır? Normalde olumlu yansıması lazım. Çünkü büyük miktarda bir satış. Özellikle Yunus Akgün'ün mesela Leicester City'deki başarılı performansı Emin Bayram'ın Hollanda'daki başarılı, Hollanda ya da Belçika'da hangi lig bilmiyorum ama oradaki başarılı performansı, Zaniolo'nun alınması mesela Aston Villa tarafından düşünülüyormuş. Bunların da büyük miktarlardaki gelecek olan bonservislerle birlikte yaz sezonunda Galatasaray borçluluk noktasında epey bir yol kat edebilir borçlarını ödeme noktasında. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Özellikle spor kulüplerinin hisselerinin duygusal bağlarla bağlı olan yatırımcıların çok olduğunu biliyoruz. Bu yönüyle yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bizim kanalımıza da destek olmak için lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize selamlar, saygılar.